diğer bir karboksilik asit türevi de amit fonksiyonel grubudur. Şimdi hedefimiz sağda duran iki karbonlu amiti isimlendirmek. Öyleyse hadi soldaki iki karbonlu karboksilik asidi adlandırarak başlayalım. Evet, elimize iki karbon bulunuyor ve iupak adlandırmasını yapacaksak buna etanoik asit diyoruz. Buna karşılık gelen amiti isimlendirmek için sonundaki ek ve kelimeyi çıkartıyoruz. Yani oik ekiyle sondaki asit kısmını çıkartıp amit kelimesini ekliyoruz. Altına son halini yazalım. Etan yazdık. Oik ve asidi çıkartıp amit ekledik ve sağdaki molekülümüzün adı etanamit oldu. Bu arada bu videoda adlandırdığımız çoğu molekül için farklı kaynaklarda farklı adlandırmalar görebilirsiniz. Yani mesela etanamit yerine etanamit denebiliyor. İşin ilginci etanoik asitte durum daha da karışık. Çünkü birçok insan buna etanoik asit demiyor. Onun yerine asetik asit demeyi tercih ediyor. Şimdi bu ismi de ele alalım. Yazıyorum asetik asit. Yine aynı şekilde sondaki ilk ekini ve asit kelimesini çıkartıyoruz ve yerine amiti ekliyoruz. Böylece asetamit ismi ortaya çıkıyor. Evet yine sondaki ekle kelimeyi çıkartıp amit kısmını ekledik. Asetamit primer amit örneğidir. Şuraya primer yazıyorum. Bunu şöyle hatırlayabilirsiniz. Buradaki azot yalnızca bir karbona bağlı. Bu da amiti primer yapıyor. Evet, aşağıdakini adlandıralım mı? Bu kez azota iki karbon bağlı. Biri karbonildeki karbon, diğeri de şuradaki karbon. Bu da sekonder amit örneğimiz oluyor. Yani azotun iki karbona bağlı olduğu durum. Buradaki ana karboksilik asite bir bakalım. 1, 2 ve 3 karbonlu karboksilik asitten bahsediyorum. Bunun iupak adı propanoik asit. Şunu da altına yazayım. Propanoik asit. Bunu bazen propiyonik asit olarak da görürsünüz ama biz bu videoda propanoik olarak adlandırıyoruz. Evet, bunu sağdaki amit için temel olarak kullanıyoruz. Yukarıda yaptığımız gibi yine sondaki oik ve asit kısımlarını çıkartıyoruz ve yerine amit kelimesini ekliyoruz. Sonuç olarak ismimiz propan amit oluyor. Hemen altına yazalım. Propan amit. Yine bunu da bazı kaynaklarda propan amid olarak görebilirsiniz. Aslında propanamit dediğimizde molekülün şu kısmını kastediyoruz. Ama bir de burada duran bir metil grubumuz var ve bu metil grubu buradaki azota bağlanmış durumda. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Önce N harfini yazıyoruz. Sonra yanına metil diyoruz. Sonuç olarak ismimiz N-metil şeklinde oluyor. Bu da bize amidimizde bir metil grubunun olduğunu ve azota bağlı olduğunu gösteriyor. İşte bunu da tamamlamış olduk. Evet, diğer örneklerle devam edelim. Önümüze iki örnek daha geldi. Hadi bunları da adlandıralım. Soldaki başlıyoruz. Bunun karboksilik asit kısmına baktığımızda 1, 2, 3 ve 4 karbona sahip olan bir karboksilik asit görüyoruz. Bunun IUPAC adı butanoik asit. Aynı şekilde sonundaki oik ve asiti çıkartıp yerine amit ekliyoruz. Böylece ismimiz butanamit oluyor. Hemen yazalım, butanamit. Şimdi de buradaki azota başka neyin bağlı olduğuna bir bakalım. Azot işte burada. İki yanında da metil grupları var. Yani toplam iki metil grubumuz mevcut. O zaman bu sefer NN dimetil şeklinde yazıyoruz. Bu iki metil grubumuz var ve bunların her biri bir azota bağlı demek. Sonuç olarak bu molekülümüzün adı NN dimetil bütonamit oluyor. Bu amiti sınıflandırma açısından baktığımızda bu bir tersiyer amit örneğidir. Çünkü buradaki azot 1, 2 ve 3 karbona bağlı. Süper. Harika. Şimdi de sağdakini adlandıralım. Bunun türediği karboksilik asidi düşünelim. Biraz hayal gücümüzü kullanabiliriz. İşte şu kısımdan bahsediyorum. Burada azot yerine OH olsaydı bu benzoik asit olurdu. Şimdilik bunu şuraya yazalım. Benzoik asit. Bundan sonrasında ne yapacağımızı biliyoruz. Sondaki kısmı çıkartıp yerine amit kelimesini ekliyoruz ve adımız benzamit oluyor. Ana ismimizi şuraya yazmaya başlayalım. Benzamit burada yazılı kalsın. Bu kısımda ne var? Azot ve bir metil grubu. Halkanın diğer tarafında bir metil grubu daha görüyoruz. Şimdi halkayı numaralandıralım ve diğer metil grubumuzun nerede olduğunu öğrenelim. Halkayı numaralandırırsak grubun birinci karbonda olması gerekir. Tabii bunun benzoik asit olduğunu da hesaba katıyoruz. Burası birinci karbon, bu ikinci, üçüncü ve bu da dördüncü karbon. Metil grubumuz dördüncü karbonda yer alıyor. Bir metil grubumuz daha vardı. O da azota bağlıydı. O zaman şöyle yazıyoruz. N4 dimetil. Bu molekülün tam adı N4-dimetil benzamit oluyor. Aradaki farka bakalım. İki metil grubumuz var. Biri azota bağlı, diğeri ise dördüncü karbon üzerinde. İşte şurada. Zaten iki metil. Yani dimetil ifadesini de bu sebeple yazdık. Ancak soldaki örnekte iki tane N harfi yazdık. Çünkü her iki metil grubu da azota bağlıydı. İşte gördüğünüz gibi molekül adlandırması yaparken bu iki farklı molekülü kıyaslamak bizim için gayet faydalı bir aktivite. Şimdi amitlerin fiziksel özelliklerine geçelim ve burada asetamiti gösteren küçük bir şemaya bir bakalım. Fiziksel özellik açısından yani maddenin hangi halde olduğu açısından bakınca asetamit oda sıcaklığı ve basıncında katı haldedir. Dikkat ederseniz burada birçok hidrojen bağı görüyoruz. Mesela burada ve şu sağ tarafta. Hidrojen bağı olması için birçok olanak mevcut. Örneğin burası kısmi negatif oksijen, burası kısmi pozitif hidrojen. Kısmi negatif azot ki kendisi hidrojenden gelen elektron yoğunluğunu çekiyor vesaire. Yani hidrojen bağı için burada birçok ihtimal var. Asetamit oza sıcaklığında katı bir madde dedik. Erime noktası da yaklaşık 82 derece Celsius oluyor. Kaynama noktası daha da yüksek, 221 derece Celsius civarlarında. Oldukça yüksek. Bu yazdığımız erime noktası, karıştırmayın. Bunun sebebi, amit molekülleri arasındaki moleküller arası kuvvetlerin güçlü olması. Suda çözünürlük açısından küçük amitler kesinlikle çözünür. Şimdi buraya bir su molekülü çizelim. Su bildiğiniz gibi polar molekül, yani kısmi negatif, kısmi pozitif. Polar çözücüler, polar maddeleri çözdüğü için bu polar amit, polar suda çözünür. Tam şurada bir hidrojen bağı da görebiliriz. Burada ayrıca amitlerde bir rezonans özelliği de mevcut. Rezonans olayına şimdilik çok fazla girmeyeceğim. Ama bu azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri buraya doğru ilerleyip diğer elektronların oksijene geçmesini sağlayabilir. Bu da azota artı bir yük verir ve oksijenin de yükü eksi bir olur. Yani amitlerde polar olabilir ve bu da bize asetamitin suda çözünürlüğünü açıklar. Tekrarlayacak olursak, Küçük amitler suda çözülebilir ancak elbette bu R grubunun sayısını yani karbon sayısını arttırırsanız apolar olma özelliğini arttırırsınız. Yani amitlerin suda çözünürlüğünü azaltmış olursunuz. Amitlerin rezonans yapısına sonra değineceğiz. Çünkü reaktiflik ve kimyasal tepkimeler açısından son derece önemli bir konu.